بسم الله الرحمن الرحيم ان güzel maqtaşlar və ən isil mədiniyələr aləmlərin yaradıcısı və yeganə rəbbi bolğan Allah Taala'ya xasdır. Allah Taala'nı çin qəlbimdən mədiyələyəmin. Onunğa həmd sana etimin və şükür qılımın. Haq dinni bizlərə yetkizgən süyümlük peyğəmbərimiz Hazreti Muhammed aleyhissalamğa durud, dua və salam yollayımın. Onun aile tavabatlarına, sahabelerine ve ta kıyamet geçe onun yolunda mağdığan Müslüman kıyırındaşlarına bəxt saadet dileyimin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Hürmetli okurmalarımız, emdi huzurunlağa bəxt saadetinin 40 resipin namlı kitabımızını okup bir işin devamlaştırmız. 40. resip, vapadar bulun. Vapadarlık degen söz kulakı çıraylık anlanıdığan, taleplerine yıkımlık tuyuladığan bir sözdür. Nurgun kişiler bu sözünü vədisi getiriş. Yakşılık kılgan kişiye şu yakşılıkının mukafatını beriş degen adli mənisi dili düşünüdü. Ama vapadarlıkının mənisi bunundun çoğun, dairisi iken. Elbette, vapadarlık Allah Ta'ala'yı vapadar buluş, Peygamber Aleyhisselam'ı vapadar buluş, Ata anılağı vapadar buluş, özünün yorusuğu vapadar buluş, yakşılık kılan kişilerine vapadar buluş katarlıklarını öz işçiye alıdı. Allah Ta'ala'ya vapadar buluş. Mən Allah Ta'ala'ya bire işte vədə kılmağın tutsam, nemige vapadarlık kılıma? Dəb heyran kılışınız mümkün. Ama Allah Ta'ala'nın sizge ata kılgan sansız nimetlerini isinizge ağınınızda, Haqiqatan Alloh taolaga minnatdor ekanligingizni va uningga vafodor bo'lishning tabiiy burch ekanligini his qilasiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Va ma bikum min ni'matin fa minalloh." Ya'ni sizlardagi qandoqli bir ne'mat bo'lsin, u cho'qim Allohdandir, deydi. Qani o'ylab yiqing. Balam deb bag'riga bosgan, bir umr yaxshilik qilgan Barlık ihtiyaclarını təl qılıb hazırlap bəgən. Həmmini onunqa bədəlsiz bəgən ata anısıqı tüzgürlük qılıb. Uladın yüz ürügən bir insanqı qandaq baha birisiz. Xəliq aləm onu nimidəydü. Allah Ta'alanın sizgi ata qıqan yaxşılıqları, inamları və bəgən nimətləri ata anınızın qıqallarından əlbəti köpəməsmi? Allah Ta'ala sizini çıraylıq şəkildə hürmətlik insan qılıb yarattı. Qollarınızını sağ qıldı. Türlük nazu nimetle bilen sizini ozuqlandırdı emes mi? Peygamber aleyhisselam, sile yüzünlerden yukarı turduğun kişilerde emes, siledin tüven turduğun lağı karanla. Bu Allah'ın nimetlerini tonuşunla üçün yakşıdır digen. Siz üçün dakika kandıla, yüzünüzden hili köp kişilerden yukarı turduğun lağınızını bilirsiniz. Ve sizgi nurgun nimetle birilgenlikini, Allah Ta'ala'nın sizge ata kılgan sansız nimetlerini tanışınız üçün bu hadis ölçem bulalaydı. Siz sizden tüven ademlerine karan ki, Allah Ta'ala sizini uladın kandak yukarı, kandak hürmetlik kıldı. He? Lezzetlik rızıkla bilen sizini kandak uzuklandırdı. Ata anınızdaki sizge boğan mehri şefkatli mi Allah Ta'ala ulanın kalipleri sığdırgan emes mi? Ata anınızdaki sizge boğan mehri şefkatli mi Allah Ta'ala ulanın kalplerine sığdırgan emes mi? Peygamber aleyhisselam'ı vapadar buluş. Peygamber aleyhisselam'ı vapadar buluş degen, Peygamber aleyhisselam'ı çin dilini söyüş, onun yoluğu ergişiş, onun sünnetlerine emel kılış ve onu hayatımızın bütün sahaları da ülge kılış bilen buludu. Ata anı vapadar buluş. Şeksiz ki, Dünyada vapa kılışımızga en tegişlik, hakkı bizde en köp boğan kişiler ata anıladır. Ata anının hakkını adakıp buluş mümkün emez. Şundaktumu Allah Ta'ala bizni ata anılarının bu haklarını kudretimizin yetişçi adakılıp, ulağı boğan vapa burçumuzunu orundaşkı buyurgan. Peygamber aleyhisselam bir sahabının yakşılık kılışım üçün en haklık boğan kişim kim? Dep sorgan sualıga anan dep cevap bergen. Her kitim sorgan sualıga anan dep cevap berip, tötüncü kitim yeni kayıt sorgını da atan dep cevap bergen.
ata-anılarının perzentleri üstedeki hakları intayın köptür. Balılar ata-anılarına kançılık köp hizmet kısı mı? Ata-anılarının ulağı kıgan yakşılıklarını herkiz kaytırıp bulanmaydı elbette. Ata ailenin yeterlik ihtiyaclarını toluklaş yolu da harmay dalmay işleydi, çarçaydı. Anı bulsa perzentim dem, 9 ay kusak götürüp andın onu tuğuş ceryanı da alemini zilzilgi keltirdiğen iğir tolgahlarını bişidin keçirip mınbır cephada onu tuğudu. Andın onu imitip asırap çoğunkuludu. Onu çoğunkuluş ceryanı da keçileri tatlık uykusunu özüge haram kılıp balısını asıraş ve bekiş yolu da özünün rahitini unutuydu. Ata anıla balılarının huşallıkı bilen huşal bulsa ulanın gemkinliki bilen gemnak oludu. Ata anılarının balılarının katarı koşulup adem boğununu görgünü de kancılık hayacangı tolup yüzlerini kancılık saadetlik his kılıdığalıkını tesvirle buluş kıyın. Balıla ata anılarının bügünü hem etsidir. Ata anıla yüzlerini unutkan halda perzentleri üçlü yaşaydı. Ata anılarının balıla üstüdeki ahları balılarının ulağı yakşı muamele kılış, ketirkinip hizmetlerini kılıştın ibaret birli cümle sözge kıskıraydı. Ata anılarına yakşı muamele kılış degen bu bir cümle söz, ulanı maddi ve menevi cihetlerden teminlep duruş, ulanı hemişi asıraş, kümüllerini şat kılış, onu bekip çoğunkılış ceryanıdaki yakşılıklarını ve ecirlerini kaytırış kıtırışış, ulanın armallarını ve vesiyetlerini emelge aşırış, ulanı hemişe en âli ihtiram bilen hürmet kılış, ulanı rencitmesle katarlık köplügen yakşılık türlerini öz içine alıdı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكون صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. Yani Rabbin pekat onun özügili ibadet kılışınlarını ve ata-analarına kıtırkınıp hizmet kılışınlarını perz kıldı. Ulağının biri ya ki işkilisi senin bilen billi bulup yaşınıp kalan bulsa ulağa uf digençilik gepni mi kılmıgın. Ulağa kopallık kınıgın, ulağa hürmet bilen yumuşak söz kıgın, ulağa çunkur mihriballık bilen nahayeti kemter muamelede boğun. Ve ey Rabbim, ula mini kiçilikimde mihri bilen terbiyeligendek, sen mi ulağa rahmet kılgın, digin. Rabbinle dilinle digini ubdan bilgicidir. Eğer sile yakşı bozsanla, şeksiz ki o tevbe kılıp durgucularını nahayeti mehbiret kılgucudur. Bu ayetle balılar kandaklı şaraitli bulsun, yani ula meyli bay bulsun ya ki kembeğal bulsun, meyli könülleri hatırcan bulsun ya ki gem kaygı içidi bulsun. Her kandak vakitte ata anıları ketirkinip ihlas bilen hizmet kılışının perizlikini ihbadileydi. Kur'an-ı Kerim bazı vakitlerde balılarının açıkıdın özlerini tutamayan haletlerdi mi, ulağın malallıkını bildirdiğin adli sözlerini mi kınmaslıkını tavsiye kılıdı. Xususen ata-anıla yaşınıp kalganda, ulanın könlü nazuk, gep kötüremeydiğen bu kagaşka, ulağa intayın yumuşak ve sılık muamelede buluşunu alahidi tavsiye kılıdı. Onun dinkiyim, balıla ata-anılağı kollarının kilidiğen bütün hizmetlerini kıganının sırtı da, Allah Ta'ala'nın ulağa merhamet ve rahmet tileşini tavsiye kılıdı. En ahırıda Allah Ta'ala ulanın dillerdeki bütün uyluğalarını bilediğallıkını, ve ata-anısıgı boğan səmimi ihlası, muhabbetdigi qarap mukafat beredigallıqını, günahlarını məqbirət kılıdigallıqını bayan kılış bilen bu tavsiyelerini tamamlaydı. Biz aldınkı babladı bayan kılgan dek, ihsan digen söz ərəb tılı da yakşılık kılış ve işini qitirkınıp kılış digen işki mənidi gelidu. Bu söz ata-anı haqqıdı kəgende aldı bilen qitirkınıp hizmet kılış digen mənini ihbadilaydı. Şuna yukarıki ayetki ve bil velideyni ihsana degen sözni ata-anığa qitirqinib xizmet qilish deb tushunish eng muvofiqdir. Ata-anılar haqida kelgan ihsonni yaxshilik qilish degan oddiy ma'noda tushunish to'g'ri emas. Buningga asosan ata-anığa ihson qilish deganni
ата-анаға яхшылық қылыш дәплі түшініш техімі тоғыр әмес. Чүнкі бір ауғы яхшылық қылыш деген халысаны ярдан қып қойыш, хайры сахават қып қойыш дегенлік болуды. Халбоки ата-анаға қызмет қылыш, яны қытырқынып қызмет қылыш пәріздір. Пәріз болғандымы адеттікі пәрізләдін әмес, бәлкі Аллахқы ибадет қылыштың кейінкі ішкінші чоң пәріздір. Юқырқы وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Yani, Rabbin pekat onun özügili ibadet kılışınlarını ve ata-ananlara kıtırkınıp hizmet kılışınlarını pariz kıldı digen ayetinin mənisi bunu tekazza kılıdı. Ata-anığı kılınıdığan ihsan başkalağı kıp koyduğan xeyri ihsanğa ve halisani yardımlığa okşamaydı. Çünkü halisani yardım ve xeyri ihsan digen başkalağı bedelsiz kıp koyduğan nersi. Әмма ата-анығы қылынадыған ихсан, ұланың қығаларыны қайтұрыш елудегі бұрыч вән қәріздір. Шуңа, бұндақ бір қәрізні ада қылыш елудегі қызмет бұрчыны, адди мәніде, яқшылық қылыш деп түшіні өліш тоғыр әмес. Ата-анығы қылыш қытегішлік вападарлық ұланың өлімі білен тоқтап қалмайды. Бұл вапа бұрчы ұла хайаттың көз жұмғандын кейін мұ, балыларының кедіне де қалыды. Бір адам пайғамбар алейхиссаламның үйіне келіп, Ya Resulallah, atam bilen anam ölüp getdi. Ula ölüp getkendin kiyin mi, ulağı kılışkı tigişlik yakşılıkla bağ mı? Dep soruğanda, Peygamber aleyhisselam onunğa, Elbette bağ. Ulanın hakkıdı dua kılış, günahlarının keçürüm kılınışını tileş, ulanın vesiyetlerini orundaş, ula bağlap gelgen tukandarçılık reştisini devamlaştırış ve ulanın dostlarını hürmetleştir, dep cevap bergen. Yüzünün cürsü vapadar buluş. Peygamber aleyhisselam, Vapa kılışkı en haklı boğan kişiniz yorumuzdur, deyip görsetken. Mekke azat boğan günü Peygamber aleyhisselam nahayda aldıraş idi. Onunla salam belgelik egelli. Onunla burunki yamallıkları üçün keçürüm soruqlik egelli. Yeniden iman itip egelli. Onu uzun zaman köyümü geldik üçün ehvallaşkılık kegellerinin ayıqı üzülmekti. Peygamber aleyhisselam kegellerinin hemmesini huzuruğu kobul kılıp oltırvatkan bir peytte, Ulanın arasının bek mu yaşınıp kalan bir ayalını görüp gelip, kegellerini kayırıp koyup şu ayalının yanına verip, çapınını yegi silip onu çapınının üstüge oltırıkızıp, onun bilen söhbetki girişip gidiyordu. Peygamber aleyhisselam hilik ayal bilen bir saat miktarı söhbetleşip onu uzutup koygan denkiyin, ehvalini jirahtın küzütüp durgan Aişe raziyallahu anha, Peygamber aleyhisselamın yanına gelip, onun din, hilik ayalının kim işgeldiğini sorgan da, Peygamber aleyhisselam, o ayal Khadice'nin dostu. Khadice hayat vaxtıda bizning uyga kelib turadi deb cevap berdi. Ondan Aisha raziyallahu anha Peygamber aleyhisselamdan o ayal bilan nima to'g'riliq suhbatlashganligini so'raganda Peygamber aleyhisselam o'tgan kunlarni Khadice'ni aslab paranglashdik dedi. Bu vaqtda Aisha raziyallahu anhaning kundashligi qo'zg'alib Ya Rasululloh Сіла хазырымы шу тұпраққа айлынып кеткен қиыры қотынны әсләу атамла. Аллах сіліге ұныңдың яқсыны бәді әмәс мұ? Дегенде, Пәйғамбер алейхиссалам. Яқ, Аллах маңы ұныңдың яқсыны бәмеді. Инсалла мені әр нәрседің мәхрум қығанда, ұ маңы барлықыны бәген еді. Инсалла мені инкар қығанда, ұ маңы иман етқан еді, деген. Аяллағы хөрмәт қылыш, ұлағы сылық, яқшы муамілі қылыш, үй ішілерді ұлағы ярдәмдішіш, дәртлеріні көңіл қойып аңлаш, көңілеріні еліш, ұланың азарлырығы сәвір қылыш, кәмчілліклеріні кәчіріш, ұланы ұрмаслық, азар бәмәслік, ұланың ата-анысыны, тұққаларыны вән үлгілік достарыны зиярат қылышын тосмаслық қатарлықларының әммісі аяллаға вападарлық қығалықтыр. Sahabilerin birinin ayalı hemişe onun evazını yukarı götürüp cidel kılıç idiken. Bu sahabe bir günü Halife Ömer İbni Hattab raziyallahu anhu'a arz kılmakçı bulup, Halife'nin işkinin aldırı kagini de, öğünün işçi de Halife'nin ayalının onun bilen cidelliş vatkan yukarı avazını anlap gelip, ''Minin ayalımını şundak emesken, Halife'nin mu özügü çüşülük derdi bake'' digen hiyal bilen kaytay dep turuşuğa, Halife Ömer öğünün çıkıp onu körüp kalıdı. Ve onun da nemi üçün kegellikini soraydı. Sahabe derdini bayan kılıp, Halife'nin ehvali şundak bu gayede, mağın nem boptu, deydi. Halife Ömer, bu vakitte onun da teselli kılıç münasifti bilen, vapadarlık mücessemlengen, bunu meşhur sözünü iyiydi. Ayalım,
Менің иғырчылықларымны көтіруді, балыларымны тәрбиелейді, киімлерімні үйді, тамықымны етуді, үйімні пакіз тұтуді, аялым бұланың әмісіні қылышқы бұйырмысам ұшында қылыды. Әмді мен оның маңы авазыны көтіріп, дәртленішілерімді көтірмесем боламды, дейді. Өрметлік оқырмәлеріміз, вақыт мұнасы өті білен, бүгінгі дәрісілікімізді мұшады ақырлаштырмыз. Келәріқетім көрішікше, аман болуңла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.